RPM'den herkese merhabalar. 12.000 bakımımızı yaptırdık. Mutlu bir şekilde servisten ayrıldık. Neden mutluyuz? Bugün çok sıra beklemedik. İşimiz hemen görüldü. Bunun yanında 12.000. kilometreden sonra motosiklette bu zamana kadar ihmal edilmiş bir şeyi düzelttim. Şimdi Superlight'larda varsa buna dikkat etsin. Şu gazdaki boşluk vardı arkadaşlar. Müthiş bir şekilde boşluk vardı benimkinde. Yani inanılmaz fazladan boşa çeviriyordum. Böyle durunca da arkama bakıyorum. Burası istek çatı. Arkada da bir işçi otobüsü var, servisi. Çok dibimize giriyorlar genelde. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi direkt gaza alıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce buradaki ustama da söylemiştim. O ayarlanmaz demişti. Bilmiyorum, belki de kafası yoğundu öyle dedi. Şimdi o usta düzeltti çünkü yine. Sağ olsun. Şu an çok zevkli oldu motosikleti. Satasım gelmiyor. Evet, satasım gelmiyor. Satmak demişken nedir bu satma mevzusu? Arkadaşlar, motosikletim satılık. Neden? Geçtiğimiz yaz bildiğiniz üzere çok uzun yollar yaptım. 4.000 kilometre yol yaptık. 8.000 kilometre bakımını yaptırıp 6.000 kilometre bakımını yaptırıp çıkmıştım Antep'ten. 4.000 kilometre dolaştım. Buradan Antalya, Kütahya, Eskişehir, tekrar geri Kütahya, Antalya, Gaziantep. Rotamız bu şekildeydi. Bu yoldan sonra da işte 6.000 kilometredeyken 10.000'e gelmiş olduk. Şimdi 12.000'e geldik Antep'te. Bu yaz daha uzun bir rotam var. Aklımda belli zaten. Tekirdağ kadar yol gözüküyor. Arada da çok dolaşma olacak. Bursa, İstanbul, oradaki arkadaşlarla görüşmek falan. Gerek motovlogger arkadaşlarla olsun, gerek başka arkadaşlarla olsun. Hepsiyle görüşmek istediğim için. Çok uzun bir rota var aklımda. Superlight'ı o yüzden satılığa çıkarttım. Temiz olduğu için güzel bir fiyat yazdım. Alıcısını da üzmeyecek muhtemelen. En azından bu kilometrelerde motosikletimin yeni sahibini üzeceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir durum var. Bu yüzden satılık. Sahibinden de zaten Gaziantep'te var ilanlar. Geç dayı sen. Sen bizden daha iyi sürüyorsun. Geç. Yani sahibinden de ki tek Gaziantep ilanı benimki olduğu için isteyen arkadaşlar oradan bulabilirler. 12.000 kilometre bakımını yaptık demiş yani, neler oldu? Arkadaşlar, bakıma geldik. Öncelikle yağımız değişti. Kastrol 20'ye 40 koyduk. Her zamanki gibi. Kışın 10-40 koyuyorduk. Şunu geçelim. Arkamdaki motor rahatsız etti ya beni. Sollarsam sollarım yani. Sen beni niye bekliyorsun? Geçeceksen geç. Kurallara uyarak minibüsün arkasından gideyim dedim. O da canımı sıktı. Superlight'ın bu kaçışlarına da hastayım aga ya. Şehir içinde üzmüyor insana. Superlight'tan bıktın, Pulsar iyi gelmiştir, yok gitmiyor da o falan diyen arkadaşlara da buradan selam olsun. Benim Superlight'la ilgili hiçbir derdim yok. Pulsar'ı ikinci motor olarak aldık, Oğuzhan'ı aldık. Hani bununla ilgili bir sıkıntım yok. Buna yavaş diyenlere de şaşırıyorum ben. Tamam, uzun yolda birazcık yavaş olabilir ama bana şehir içinde fazlasıyla yetiyor. Chopper için racing performansı beklemiyorum çünkü. Motosikletin ederini bilene motor sıkıcı gelmez abi. Böyle bir durum var. Bu yüzden hani motosikleti yavaş falan demeye gerek yok. Ederini bileceksin, ona göre konuşacaksın. Şimdi servisteki ustam da şey diyor. Ya biz senin motoru hasta oluyorum diyor. Şu motor geldiğinde gelen Superlight'larla kıyaslıyor. Biz senin motoru hasta oluyorum görünce diyor. Temiz bakmanın önemi arkadaşlar. Aynı hissiyat çünkü kendinizde de oluyor. Kendi motorunuz temizse eğer, siz de kendi motosikletinize hasta oluyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Yalnız var ya şu gaz kolu 10 numara oldu ya. Hiçbir boşluk yok. Beni ne kadar yoruyormuş o ya. Yemin ediyorum var ya, şuna lastik takıp şu anda. Lastik takıp yeni yola bununla gidesim var şu an. Ciddi söylüyorum. Zaten keyfi satılık koyduk. Hani giderse gider, gitmezse de gene aslanlar gibi bineriz buna.
Böyle arkadaşlar. Bakımda işte yağ koyduk. Bunun dışında ne oldu? Hava filtresi falan temizlenmiş oldu. Benim servisim yapıyor. Daha önce de söyledim. Başka servislerde hiç görmedim. Sağ olsun benim serviste ihmal etmiyorlar. Her bakıma geldiğimde yapıyorlar. Arka tekerlek sökülüyor. Oradaki işte ne diyeyim, rulmanlar falan yağlanıyor yani, bilmiyorum. Bağlantılar yağlanıyor. Bunlar bence güzel bir şey yani. Adamlar üşenmeden her seferinde yaptığına göre faydalı bir şey. Böyle de bir güzelliği var yani. Onun dışında işte sıkıntı var mıydı? Bu sefer sıkıntım yoktu motosiklette. Bir tek şu gaz boşluğu alınmış oldu. O da alınca zaten sıfır motosikletmiş gibi oldu. Benim servisin şöyle bir avantajı var. Çıkınca burada çevre yolu var hemen yanında. Ama motosikleti alır almaz oraya çıkıyorum eve giderken. Çevre yolunda performansını bir görüyorum. Çünkü açıldı mı motosiklet? Mesela 110'da kalıyordu bu aralar. Acaba hala 110'da mı kalıyor yoksa eskisi gibi düzeldi mi falan, bunları test etme şansım oluyor. Gerçi burası çok eğimli bir çevre yolu değil yani, basma şansın çok olmuyor. Radardır, arabalardır derken fazla basamıyorsun. Ama gene de hani çevre yolunda ara sokaklarda gider gibi gitmediğimiz için böyle bir güzellik var. Bir deneriz şimdi zaten. Çok iyi oldu ya. Gaz koluna bayıldım arkadaş. Kamyona bak. Abi bizi ezme. Aslanım benim be. Hadi bas. Minibüsün önüne atladım çünkü. Evet, güzel. Arayı açtık gene. 80. Evet, hız sınırı 80. Vay arkadaş ya. Pulsarla ceza yemişiz o gün. Şöyle basayım dedim. Hop. İşte en korktuğum an budur. Trafik kilitleniyor bir anda ve sen hızlı kalıyorsun akan trafiğe göre. Çok pislik bir duygu. Eğer ABS'niz yoksa cidden insan çok korkuyor. Çok iyi gidiyor be. Pulsar'la o gün Oğuzhan'la gazlamaya çıktık. Gece 10.30 falan Antalya'da. Gene 5 ay oldu taşınalı oraya gerçi, ama gene de demek ki ben radarlara dikkat ederim. Hız limitlerine de uymaya çalışıyorum genelde. Trafik kurallarına uyarız. Buna rağmen işte bu otomatik kameralı sistemlerin olduğu yerde 60'la gidilmesi gereken yerde 82-86 ile giderek cezayı yemişiz arkadaşlar. Kaç geldi? 857 lira mı ne ceza geldi? Bak, arkanda adam var, niye hemen sağa geçiyorsun? Sonra deyince ufacık bir şey kazaya sebep oluyor. Öyle erken öderseniz 600 lira iniyormuş ceza, öyle ödenmiş oldu. Ama insanın dokunuyor ya. Motosiklete lastik alırdık o parayla, boşa gitmiş oluyor yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Gidelim biraz daha. Motosiklette bir sıkıntı yok, güzel. Bakımdan çıktık çünkü, bir test edeyim dedim. Hatta şöyle en sağa geçeyim ben. Yavaş yavaş gideyim. Arkadaşlar, yakın zamanda motosiklette yaptığım en büyük değişiklik bu oldu. Gaz kolunun düzeltilmesi dehşet zevk verdi bana şu anda. İkinci bir etken de işte şunları biraz aşağıya aldım ben. Çok az bir şey indirdim çünkü fazla indirirseniz aynanın görüntüsü kaybolmuş oluyor. Onları çok az bir şey indirmemle daha spor bir sürüş olduğu için daha hoşuma gitti. Böyle iki bir değişken oldu. Ve hoşuma gitti bayağı yani. Bakım kaç tuttu işte? 50 lira tuttu. Genelde her zaman söylüyorum işte, zaten 60-70-50 lira o civarda tutuyor. Gene geçtik bu dayının arkasına, var ya şu kutular düşecek diye korkuyorum. Şu anda ona odaklandığım için konuşamadım. Hatta ön kontrol yapayım da şöyle alışkanlık olsun. Allah korusun, öyle bir şey olduğunda kaçabilmek lazım.
Yaptığım çok yanlıştı aslında. Minibüsün önüne geçmiş oldum ama iyi. Sağ olsun. Dikkat etti o da. Serviste de yağ değdi tekere. Korkuyorum. Bayağı da yatırdım ama neyse. Kaydırmadık. Haydi koçum bas. Tamam, çok güzel açılmış alet. Şurada sağa geçelim. Rahat rahat gidelim. Oh be. Yani hiç sıkıntısı olmayınca insanın çok hoşuna gidiyor. Şimdiye kadar bir sıkıntım olmadı çok şükür ama ben şahsen işte ufak bir tıkırtı gelsin onu takarım kafaya. Takmak dediğim de şey yani hemen ilgilenip onu çözmek isterim. Böyle bir durum olduğu için şu anda hiçbir şey olmaması insanı mutlu ediyor. Yani uzun süredir de öyle vida civata kontrolü yapmadım. Hani gevşeyen yerler falan. Normalde her yıkamadan sonra yaparım. 3-4 aydır. Zaten 3 haftadır burada değilim. 3-4 yok 4 ay değil de işte 2-3 aydır diyelim. Yani civata kontrolü de yapmadım. Ona rağmen güzel gidiyoruz. Bakayım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Superlight'la 12.000 km'yi tamamlamış olduk arkadaşlar. Son durumumuz buydu. Bunu bir size anlatmak istedim. Maşallah var. Ustanın dediği hoşuma giden laflardan birisi de şu. Usta dedim gel bir bak bakalım. Benim lastik daha ne kadar gider dedim. Motosiklet temiz olunca lastik de temiz kalmış. Kaçtasın dedi 12.000 dedim. Seninki 12.000'i geç. 12.000 daha gider dedi. Yani 36.000 diyor. Tabii işin birazcık şakası da var da. Yani normalde 10.000'de bitmiş oluyor lastik. Yol tutuşu da azalıyor birazcık. Hissettiriyor bunu. Ki orijinal lastikleri de çok iyi değildi. Bunu baştan beri söylüyorum. Ben dikkatli kullanmaya çalıştığım için. Çok şükür daha beni çok fazla korkutmadı. Bu şekilde biraz daha kullanmayı düşünüyorum açıkçası yani. Bu zihniyeti desteklediğinden dolayı değil. Yanlış anlamayın. Bu fikir yanlış aslında yani. Değiştirmek lazım. Riske atmamak lazım. Özellikle ıslak havalarda, ıslak yolda. Yağmurun ilk başladığı anda insanı korkutmuyor değil. Ancak ben işte biraz daha yapayım diyorum. Çünkü bu yaz gene aşırı fazla bir yol yapacağım. Belki 6.000, 8.000. Minimum 6.000 olacak zaten ama 8-10.000'e gelirse bu sefer. Hani yeni aldığım lastiği de uzun yolda bitirmek istemiyorum. Audi ne yapıyorsun ya? O lastik mevzusu da bu şekilde. Bakım sonrası genel bir değerlendirme yapmış olduk sizle de. Ha bu arada Pulsar'ı sürdükten sonra var ya şu Superlight öyle bir güzel geliyor ki böyle çukurlarda yaylana yaylana gidiyorsunuz. Amortisörler hasta ediyor sizi ya. Çok hoş yani. Oh be çok özlemişim motorumu. Geçenlerde de fullemiştim depoyu. Bayağı aç kalmıştı hayvan. 66 liraya doldu. 14 litre depo olunca tabi böyle birazcık fazla tutabiliyor. Bak Toyota. Ah. Orada dur işte. Buraya ne geçiyorsun şimdi? Durumlar böyle arkadaşlar. Maşallah deyin. Geçeyim ben ona. Bakayım kaç saniye var yazmıyor. Geçmeyeyim bari neyse. Ön cam da kirlenmiş. Yeni taktım çünkü. Kenarda duruyordu öyle.
arkadaşlar, bir bakım macerasının daha sonuna geldik Superlight'ımızda. Umarım daha böyle birçok sorunsuz bakımlar geçiririz. Gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Şöyle kenara geçelim. Yaz geldi, siz de bakımlarınızı yaptırın. Lastiklere dikkat edin. Motoru fazla zorlamadan güzel güzel kullanın. Sıradaki videolarda görüşelim arkadaşlar. İnternet sıkıntısından dolayı bu hafta video atamamıştım cumartesi. O yüzden bu hafta içi 2 gün 2 video atma ihtimalim var. Bunu bugün atarım inşallah. Bakalım duruma göre. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. RPM'den hepinize çok teşekkürler. 5000 aboneye geçtik bu aralar. İyi ki varsınız. Seviyoruz sizleri. Hoşça kalın.